Tekrar merhaba. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Sayın Mehmet Harmancı ile birlikteyiz. Günaydın Sayın Başkan. Günaydın. Günaydın hocam diyordum aslında. Günaydın Sayın Başkan. Kısa bir dönem öğretim görebildiğim var ama o kadar değil. Evet. İyisiniz, her şey yolunda değil ama siz iyisiniz inşallah. Şöyle söyleyelim. Tabii ki belediye, herhangi bir belediye de olsa yani gündelik sorunlar vardır, çözülmesi gereken problemler vardır. İyiyiz, daha iyi olmaya çalışıyoruz hem belediye olarak hem şahıs olarak tabii. Evet, inşallah daha da iyi oluruz. İnşallah. Çünkü sizin ve belediyemizin iyi olması halkın hizmeti öyle demek. Lefkoşalı. Bu iş kazası olayı sizin kanalizasyonunuz. Tabii bizim kanalizasyon projemizdir. Tabii ki dışarıya ihale ettiğimiz işlerden biridir bu. Biz kontrolörlüğünü yapıyoruz. Şimdi kanalizasyon kazıları derin kazılardır. Yani 4 ile 6 metreye kadar değişebiliyor bu kazılar ve yerin topografyasına göre de yani toprağın pozisyonuna göre de çökme tehlikeleri an yaşanıyor. Evet. Bunların önüne geçebilmek için esasında yurt dışında uygulanan farklı sistemler var. Yani kazdığınız yeri güçlendirici, İKA dedikleri bazı sistemler var. Ama bunlar tabii ki ek maliyetler içeriyor. Bunları da yaptığınızda maalesef bizim bütün kaynaklarımız TC Yardım Heyeti vasıtasıyla aldığımız için birim fiyatları çok yukarıya çıkıyor. Evet. Bundan dolayı da şüpheyle yaklaşılıyor. Sanki yani biri burada normalin üzerinde bir para ödeyecekmiş gibi bir işe yaklaşılıyor. O yüzden bugüne kadar Kıbrıs'ın kuzeyinde, yani Lefkoşa değil, Kıbrıs'ın kuzeyinde uygulanmayan bir yöntemdir. Ama biz önümüzdeki ihalelerin tümünde zorlayıcı olacağız. Yani bunlarla ilgili. Sayın Başkan, Avrupa'da yaşamış bir sürü insan, benim bir arkadaşım var, Finlandiya'da kaldı çok uzun zaman. İngiltere'de de böyleydi. Kazı işlerini gece yarısından sabaha kadar yaparlardı. Bunun ekstra bir maliyeti var, mi var? Tabii, var. Tabii. Kesinlikle. Çalışanları... Yani o zenginler için uygundur diyorsunuz. Ya bizim ülkemiz yani için... Yani yoksulsa bir ülke yiyecek bu tozu toprağı. 2-3 nedenden dolayı böyledir. Evet. Bir tanesi maliyetlerle ilgilidir. Çünkü bir işçiyi gece çalıştırdığınızdaki ücreti farklıdır. İkincisi aydınlatma ekipmanları ve teknolojisinin çok üst düzeyde olması gerekir ki bizde maalesef bunlar da çok fazla sağlanmıyor. Bir de gündüz bile yaşadığımız bu iş kazalarını ben geceye çevirdiğimizde mevcut ekipmanlarla daha da ciddi sıkıntılar yaşayacağımızı aydınlatma düşünüyorum. Aydınlatma mesela en önemli sıkıntı. Biz normal sokak aydınlatmasını bile Kıptek'ten düzgün sağlayamayan bir yerel yönetimleriz. 28'imiz birden şikayet ediyoruz bu durumdan. Bir de siz gecesini düşünün bunun. Evet. Yani ciddi bir sıkıntı olur. Evet. Ama tercih, doğru bir tercih, yani yapılması gereken kesinlikle budur. Sayıştay rapor taslağı elinize ulaştı. Doğrudur. Neden size verdiler bu rapor taslağı? Şöyle bir şey, yasal Sayıştay... bir zorunluluğu var mı? Şey yasal değil de yani... Sayıştay dediğim... yasası gereği. Sayıştay yasası gereği. Rapor önce taslak olarak yayınlanır ve benim adıma bir değerlendirme ve yorumda bulunmak üzere 15 günün içerisinde ya da itirazınız varsa itiraz edin diyor ve bize geri verin. Ama bunu Sayıştay yasası şöyle diyor. Siz 15 gün içinde dönmeseniz bile bu rapor kesinleşir. Şimdi bu taslağı sizin ben pazartesi aldım. Sizin bu ilgili dışarıya bilgi verme hakkınız yok ama değil mi? Yani ben en azından kesinleşmeden bir sıkıntı yaşanacağını düşünüyorum hukuki anlamda. Bu akşam belediye meclis üyeleriyle bir gayri resmi toplantı yapıp kendilerine görüşeceğim bazı hukukçulardan bilgi aldım bu konuda. Onlar yani rapor kesinleşmesi daha doğru olur. Gerisi bilgi sızdırma anlamına girebilir. Evet, diye bir de kesinleşmeden yargısız infaza girebilir. Aynen öyle. O yüzden ben de imtirana dalanıyorum. Biraz tuhaf yorumlar görüyorum. Yani işte raporu saklıyor mu Armancı falan. Ben ne saklayayım? Benim dönemim değil, bir şey değil. O Sayıştay'ın görevi. Sayıştay'ın görevi. Aynı zamanda şu var. Yani en çok isteyenlerden biri belediye başkanı olarak benim. Gerçekten içerisinde suçu sabitleşmiş ve suç teşkil eden kişilerin yargı sürecine dahil olmasını. Rapor 477 sayfa ve 117 ek. Bu tabii ki bir sürü tekrarı olan, yani aynı konu hakkında 8-10 kişiden görüş alınmış, ilgili kişilerin ifadelerinin yer aldığı bir rapor. 250 sayfasına kadarını bir iyice okudum ama hazmederek gitmek zorundasınız. Normal bir roman gibi okuyamıyorsunuz bunu. Ama eksiktir. Yani eksik derken yani 2006-2008 yoktur.
Ve 2012 yoktur bu raporun içerisinde. Dönemi yoktur. Yani evet. Cem Avutoğlu'nun bütün dönemini istersaydık bu rapor 2008-2011'dir. Aynı zamanda intibaklar yoktur. İntibaklar neden yoktur dediğimizde Sayıştay'a da. Sayıştay şunu söyledi bize. Biz daha önce bir ara rapor yayınlamıştık. Orada da savcılık demişti ki intibak komisyonunun yeniden kurulması lazım. O yüzden bu raporumuzda yer almıyor. İntibak komisyonunda kuracak olan İçişleri Bakanlığı. Maalesef orada da savcılığın olumsuz görüşü var İçişleri Bakanlığı'na, intibak komisyonuna ilişkin. Aynı zamanda şöyle bir geneli anlatmak istiyorum. Yani çok kişi özeline değinmeden. Aşağı yukarı 44 kişiye sorumluluk yüklüyor rapor. Kesin sorumluluk yüklüyor. Bir takım kişileri de yargı sürecine, hukuk dairesine havale ediyor. Bu 44 kişiye yüklediği sorumluluk katidir. Yani Sayıştay'ın yanlış karar aldınız, yanlış kararın altına imza attınız. Bundan dolayı şu kadar bir miktar belediyeye ek mükellefiyet getirdiniz. O yüzden bunları geri ödemek zorundasınızdır raporun bir kısmı. Bu toplam, bunu söyleyebilirim sıkıntı değil, 9,5 milyon TL'dir. Bana ya mu? Büyük para. Bunu 44 kişiye dağıttılar. 44 kişiye sorumluluk yüklediler bununla ilgili olarak. Tabii ki kişilerin mahkemeye itiraz etme hakkı vardır ve bunu ödememe hakkı vardır. Ama Sayıştay'ın yine kendi yasası gereği bunu 3 ay içerisinde ya ödeyecek ya mahkeme sürecine girecektir. Sanıyorum raporun deprem etkisi yaratacak bölümü budur. Burada da şu vardır, siz çaldınız demiyor. Yani siz aldığınızda bunu cebinize attınız demiyor. İhmal. Şudur. Mesela siz ihaleyi, bizim kira ihale tüzüğümüz gereği %20 artırabilirsiniz. Evet. %50 artırıma onay verdiniz. Ey belediye meclis üyeleri vesaire. Bu artırıma onay verdiğinizden ortak sorumluluk sahibisiniz. Evet. Ya da kira ihale komisyonu yetkisi dışında alımlara onay verdiyse burada sorumluluk sahibisiniz demiştir. O yüzden raporun içerisinde bunlar kati sorumluluklardır. Yani yasaya, tüzüğe uymama. Bir de bulanık işler vardır. Bu bulanık işlere ilişkin de hukuk dairesine havale edilme vardır. Yani bizim inancımıza göre bu faturalar sahtedir diyor Sayıştay. Bu sahte faturalar üzerinden ödemeler yapılmıştır. Buraya imza atanlar şu kişilerdir. O yüzden bunu hukuk dairesine havale ediyorum diyor. Bu tarz örnekler de var. Ben şunu söyleyeyim. Rapor tabii 477 sayfalık olması değil, özüdür önemli olan. Raporun özü şudur. Bu belediye bugünlere gelirken neden ve nasıl geldiği çok ortadadır. Biri evet aşırı istihdamdır. Belediyeye yapılmış aşırı istihdam. Ötekisi de kötü yönetimdir. Kötü yönetim derken hem belediye başkanı hem o dönem o dönemki belediye meclis üyelerinin terörize edilmiş ortamda, bunu da altını çizmek istiyorum. Çünkü silahlı adamların kapıda beklediği ortamlar yaşadı bu belediye meclis üyeleri. Yani kolay bir ortam değildi bir kısmı için, onu ifade etmek için kullanıyorum. Ve belediyeye egemen olan bazı güçlerin uzantılarına dair öz vardır raporda, onu söyleyeyim. İşte bir takım fason şirketler, adı var kendi olmayan şirketlere yapılan ödemeler, bu ödemelerde kimlerin bu çekleri ciro ettiği vesaire, bunlar raporda yer almaktadır. Bunlar hem bizim disiplin soruşturmamıza, hala hazırda belediyede görevliyse bu arkadaşlar, hem bizim disiplin soruşturmamıza tabii tutulacaklar, hem de tabii ki hukuk dairesiyle havale ettiğini söylüyor Sayıştay ilgili raporunda. Evet. Ben bu akşam belediye meclis üyelerine genel bir bilgi vereceğim konuyla ilgili olarak. Onların beklentilerini alacağım. Evet. Benim raporu birinden sakladığım, gizlediğim yok ama raporun tüm detaylarını şu an için yayınlamak... Basına sızdırılmaması da lazım. Şu ana kadar başardık. Evet. Şu ana kadar başardık. Bundan sonrası için hayır, de... Hayır, belediye meclis üyelerine verirseniz ben suçlamak, zan altında bırakmak istemem ama yani bir şekilde mutlaka bir yerlerden çıkacak. Şimdi bunların tümünü tartışacağız. Belki üzerinde arkadaşların ortak çalışma Sayıştay yapabileceği... Sayıştay Başkanı ne diyor? Sayıştay Başkanı bunu diyor. Rapor kesinleştikten sonra basında bunların paylaşılır. Zaten kamuya açık olacaktır. Evet, bu. Tabii ki. Ve meclise sunulacaktır. Tabii ki meclise sunulacaktır. Kamuya açık olacaktır. O yüzden bu kadar bekleyen kamuoyunun bir hafta, 10 gün daha beklemesi
hukukun doğru işleyebilmesi için belki de en doğru olanıdır. Evet, o yüzden daha itidalli olmakta fayda var. Evet. Dediğim gibi raporun özü, isimleri kullanmadan budur. Kadri Bey'in bugün Star Türk, evet, Star Kıbrıs'taki açıklaması nedir? Evet, bir yani... miktar göz attım gelmeden, evet, önce. Yani şunu söylüyor. Bakma süreci esasında, devam ediyor. Şunu söylüyor Kadri Bey esasında. Yani iki tane formül var diyor. Ya çalışanların aldığı maaşlardan kesinti yaparsınız ya da çalışan azaltırsınız. Çünkü belediyenin bütçesi içerisinde eğer %80'ler 90'lara yer alıyorsa personelin oranı, bu sürdürülebilir bir yapı değildir. Yani bu uzay mühendisi olmaya gerek yok, zaten bu böyledir. Evet. Ama şu vardır yani siyasi etik ve siyasetin gereği olarak. Eğer siz kendi döneminize ilişkin 14 aylık sürede buna ilişkin bir adım atmamışsanız ve toplu iş sözleşmesini aynı şartlarda imzalamışsanız ve bize de şu an bu örnek gösteriliyorsa, belediyenin en kötü döneminde bile bu toplu iş sözleşmesi, evet, imzalandı diye örnek gösteriliyorsa ve siz de herhangi bir durdurma yapamamışsanız 14 ay içerisinde, şimdi bunları neden ve neçinlerini sorgulamak yerine yani hep beraber bu belediyeye ilişkin tutumu nasıl belirler onu konuşmak lazım. Ama bu galiba bizim lazım siyasetimizdeki en önemli şeydir. Yani şimdi ben şunu da... İnsanlar mesela muhalefetteyken bazı şeyleri söyler, sonra belirli makamlara geldikten şimdi, sonra... Ben çok imtina ettim. Ya da tersi. Serhat Bey, ben çok imtina ettim seçim öncesinde. Bakın, benim yazdığım yerde belediye personeli daha verimli kullanmak vardır. Çünkü çıkaramama ihtimalini hep öngördüm. Yani kolay olabilecek bir iş değil. Düşünebiliyor musunuz siz? 4-5 yıldır en son işe alınan insanlar 4 yıl öncedir belediyeye. Bu insanların bir kısmı bekardı, evlendi, çocuk sahibi oldu vesaire oldu. Yani makul süreler aşılmıştır. Yani kolay değildir. Makul süreler aşıldı bir sürü yerde. Ayrı bir insanlık dramı da doğurursunuz. Ama şunu söyledik biz belediye çalışanlarıyla yaptığımız toplantılarda arkadaşlar. Evet, siz haklı olarak belediyeyi esas batıranların yargılanmasını istiyorsunuz. Biz de istiyoruz bunu. Bir an önce Sayıştay raporu çıksın, savcılık devreye girsin. Tam da yarın yargılanma, ben şöyle sözünüzü keserim. Yani yargılandı, farz edin, 50'şer sene de hapse gitti. Ne olacak yani belediye? Kamu vicdanı. Yani ancak kamu vicdanıdır burada, evet, kurtulacak olan. Ha, gelin ortak fedakarlık yapalım dediğimizde maalesef bunun çalışanların haklarına tecavüz olarak nitelendiriliyor. Ben şunu söyledim arkadaşlara. Evet, biz bir takım önerilerde bulunduk ama eğer bunlar kabul görmüyorsa ben belediyeyi tekrar eski kaotik ortamına da koymam. Yani en azından şunu başardık. Çok fazla çıkmıyorum televizyonlara, çok fazla konuşmuyorum. Evet. Arada bilgi verilmesi gerektiğinde ve davet aldığımızda katılmaya çalışıyorum ama en azından şunu sağladığımızı düşünüyorum. Belediye eskisi kadar iç sorunlarıyla tartışılan bir belediyeden uzaklaşmalıdır. Evet. En azından verimliliğini artırıcı noktaya doğru evrilmelidir diye hep ortaya koydum. Ve bu saatten sonra da şunu söylüyorum. Bu belediyede iş durdurma, iş yavaşlatma, grev gibi konuların belli bir dönem konuşulması çok ciddi bir şekilde... Eğer bugünkü güvenimiz %5'ten %10'a çıkmışsa, 90 demiyorum, 10'a evet çıkmışsa ve bunu bu trendi yukarıya doğru çıkartmamız lazım. Geriye doğru indirmememiz lazım. Herhangi bir salkantı, herhangi bir çalkantı bizi tepetaklak eder. Çünkü sıkıntılar artar. Tabii ki, çünkü insanların güveniyle ilgili ciddi bir sıkıntı var belediyeye. İnsanlar şöyledir, düşün Serhat abi Algı. Gittik bir yere, o günden önce bir temizlik yaptırdıydık etrafta. Yani rutin temizliklerden biri. Adam geldi bana bağırır. Her taraf ot, her taraf ot. Bakarım yok yani. Nerede var ot dedim. Yani o orası için söylerim. Algı oturdu beynine ve etrafında ot olduğunu söylüyor. Belediyeyle ilgili algı budur. Yani evet, o yüzden sivrisinek bunu, ve ot. Tabii ki sivrisinek, ot, yol vesaire. O konuda sorular var yani. Mesela evet, Göçmenköy'de çok ciddi bir sivrisinek sorunu yani var. Şu var. Ben bütün raporları takip ediyorum günlük. Dün gelen şikayet sayısı 14'tür. Patlama olduğu dedilen yıllara baktığımızda bunlar 50-60'ın üzerindedir. 12 Mayıs'ta yağan yağmur bir bizim bugüne kadar yaptığımız çalışmaların bir kısmını aldı götürdü doğal olarak. Neden? Çünkü hesaplanmamış su birikintileri, hesaplanmamış larva noktaları ciddi bir şekilde arttı. Bu dönem, yani bugün yaşadığımız bu 10 günlük süre kritik bir süredir. Çünkü bir larvanın oluşum süreci ve sivrisinek çıkış süreci 6 gündür.
O yüzden 20-21-22 Mayıs tarihleri kritik bir tarihtir. Ben geçici bir sıkıntı yaşayacağımızı ama bizim rutin çalışmalarımızın tüm belediyelerin 2 ya da 3 katı şeklinde sürdüğünü söylüyorum. İlaçlama konusunda eleştirilirsiniz. İlaçlar var, ilaçlama var. Yani şöyle bir Hayır, ilaçlamazsınız vatandaş eleştirir. İlaçlarsınız biyologlar, çevreciler eleştirir. Bizim sürekli bir mücadelemiz var. Yani bu ilaçlamadan kasıt havaya ulevedir. Yani kimyasal atmadır. Ben biyologlarla ilk gün yaptığım toplantıda şunu söylemiştim. Herhangi bir patlamada biz bunu yapacağız. Ben demiyorum size hiç yapmayacağız uleveyi. Ama mümkün olduğu kadar biyolojik mücadeleyle gideceğiz. Yani nedir bu biyolojik mücadele? Larva noktalarını tespit edip o noktalara ilişkin biyolojik ilaç kullanımıdır. Yalnız burada da şöyle bir şey var. Lefkoşa Türk Belediyesi 22 yıldır aynı biyolojik ilacı ve etken maddesini kullanır. Bununla ilgili bu yıl bir tartışma. Bağışıklık kazandı artık sivrisinek. Yani bazı bilim insanları bunun bu şekilde işlemediğini söylüyor ama şunu söyleyeyim en azından. Biz bununla ilgili bir tartışma ortamı yaratmaya çalıştık bu yıl. Kullandığımız ilaçlar, etken maddeler vesaire. Orada da maalesef biyologları geçemedik. Bazı belediye meclis üyelerinin çok ciddi karşı çıkışları oldu. Ve bunu yine bu yıl aynı ilaçlarla devam etme karar aldık ama önümüzdeki yıllar için daha geniş bir tartışma ortamı yaratacağım ben bu konuyla ilgili. Çünkü bu ilaç meselesinde belli bazı şirketlerin hegemonyası var. Bu belli bazı şirketlerin hegemonyasının da yıkılması gerekiyor bu ülkede. Çünkü bunlar çevrecilerin iyi niyetini suistimal eden şirketlerdir. Biyologların... Hepsi değil yani. Bazıları. Bazıları tabii ki. Biyologların iyi niyetini suistimal eden şirketlerdir. O yüzden doğruyu bulmak için bir arama konferansı düşünmekteyiz. Sanayi bölgesindeki çöp sorunu çözülmedi yıllardır. Aynı Girne Limanı'na benzedi o iş. Kim sorumludur bu işten? Net söyleyeyim. İnsanlar. Son iki aydır ben önümüzdeki iki ay sonra biz sanayiden tamamen çıkacak. Ya bunu net olarak söyleyeyim. Bir daha da girmeyecek. Girmeyecek. Eğer şartlar oluşmasa kim toplayacak girmeyecek. Çöpleri? Sanayi dairesi toplasın. Çöpleri kursun mekanizmasını. Şu var bakın sanayi bölgesinde fi tarihinde bir protokol imzalamışlar Kutlay Bey'le de. Biz oradaki skip kovaları ücretlendireceğiz. Şirket verilen skip kovaları ve ona göre bir hizmet alacağız. Bu skip kovaları ücretlendiremiyoruz. Niye? Sanayici diyor ki ben temizlik vergisi veririm. Temizlik vergisi dediğimiz şey evsel atık vergisidir. Yani sanayi atığının vergisi değil. Bununla ilgili 100 kere toplantı yaptık. Bir çözüm yok. Kavga, dövüş, kalava. Başka hiçbir şey yok. O yüzden ben belediye meclisine de öneri götüreceğim. Tek bir temizlik vergisi almayalım sanayiden ve biz tek bir aracımızı sanayiye sokmayalım. Çünkü iyi niyet görmüyorum burada ben. Biz 2 ya da 3 araç istiyoruz günde sanayi için. Günde. Bu Lefkoşa'dan çalınan 3 araç demektir benim için. O yüzden eğer burada sanayi dairesi yıllık vergilerini topluyorsa çatır çatır iş yeri izinlerini ya bana paramı ödersiniz yaparım ya da yapmam. Aynen ya. Bu öyle kadar yani basit. Hiçbir... Bu kadar basit. Şimdi tabela kirliliği, bisiklet yolları. Yani mesela güney ile kuzey arasındaki bana göre en büyük fark bisiklet yollarıdır. Muhakkak. Parklardır, yeşil alanlardır. Doğrudur. Ve tabela kirliliğidir. Güneyde de var ama bizdeki bayağı böyle bir arkadaşımız diyor ki yani sanki Pakistan'dan Hindistan'dır. Aslında benim ben bazen söylemiyorum Manhattan'dan Karachi arasındaki farktır güney ile kuzey arasındaki Doğrudur. Fark. Şimdi tabii ki o kadar bir dingili kopmuştur ki geçen yıllar içerisinde bu tabela işinin. Ciddi bir tüzük üzerinde çalışıyoruz. Yani çünkü bir standardı yok mevcut tüzük ve yasaların bunu uygulayın bunu böyle yapın diye. O yüzden bir standardizasyona girmesi lazım. Takdir edersiniz ki mesela Gönyeli'de Ahmet Bey'in 3. dönemidir. Ve 4 yılda çalışılabildiği bir tüzük ve ortaya çıktı. Ne yazık ki. Biz de ciddi bir şekilde çalışıyoruz bu tüzük üzerinde. O güne kadar da alabileceğimiz palyatif tedbirleri yani bazı arkadaşlarımız çalışırık. Çok övünür geçmiş başkanlar ama yani ben onları eleştirmek için söylemiyorum. Sorun kişileri değildir. Ama bu demektir ki biz 1976'dan beri tabela konusunda, bisiklet konusunda, park konusunda, yeşil alan konusunda hiç adım atmadık. Tüzükleri yenileme konusunda hiçbir şey yapmadık. Tabii canım. Laf yaptık yani. Tabii tabii. Kimse kusura bakmasın. Yani, buna Mustafa Akıncı da dahil. Sorry. Yani pardon. Yani eğer yani tabii ki uzun bir süreç var. O zaman belediye yok. Belediye oldu. Ama şunun altını çizmekte fayda var. Eğer siz bugüne kadar olan yolları
bisiklet yoluna çevrilebilecekmiş gibi ya da alınabilecek tedbirler varmış gibi dizayn etmemişseniz, şimdi bisiklet yolu beklemek, yani mevcut yollarda bisiklet yolu beklemek, yani ciddi bir hayalciliktir diye düşünüyorum. Yani işte bu, bunca yıldır yapılmaması çok yanlış. Şimdi girişsek biz bunları yapmaya, tabelaları indirmeye, bilmem neleri yapmaya, yani silahlı ekipler de isteyecek. Şunu söyleyeyim, bisiklet yolu, evet, bizim Kemal Aksay Caddesi, Şehit Ecevit Yusuf Caddesi'nden Girne Kapısı'na kadar uzanan yerde 2016 yılı içerisinde sonuna doğru tamamlanacak. Yani o caddeyle beraber tamamlanacak ama ben bugün o caddenin yolunu yapmadan bisiklet için ayrı bir yer yapsam bu insanlar bana ne der sizce? Yani her gün oradan geçip kilisenin orada çukura düşen insan sizce bana tuhaf bakmaz? Yani, bakar. Ha, o yüzden BMX alanı istemiş çocuklar sizden. Yapacağım. O olacak. Yapacağım ya. Onu. Sor yapacağım. Bir şey olmasa gerek. Yani özellikle Çağlayan Parkı'nda. Köpekler ve sokak köpekleri için barınak meselesi. Yani şu, bazı bölgelere sulaklar, mulaklar falan filan. Yani şunu söyleyeyim. Restoranlara bir zorlama getirebilir miyiz? Atıkları toplayalım, hepsini şeye götürelim. Bir şey söyleyeyim. Diye. Yemekte bir sıkıntı yoktur. Ha. Yani ben de ilk öyle zannederdim belediyeye gelmeden ama. Köpeklerin gıda değildir sıkıntısı. Köpeklerin sıkıntısı mevcut barınakta bakım ve idamedir. Evet. Ve o barınak biliyorsunuz bir sivil toplum örgütü tarafından kullanılıyor. Evet. Kısıtlı şartlarda 2016 yılında yani bize eğer kaymakamlık konuştuğumuz üzere 10 ile 15 dönüm arasında bir yer tahsis ederse barınakla ilgili girişimi yapacağız. Bundan yana kimsenin kuşkusu olmasın. Ama bizim sıkıntımız yerdir. Yani yeri bize tesis etmesi lazım devletin ki biz de üzerine inşa edebilelim. Evet. Ama barınakla ilgili olarak da şunu söyleyeyim. Bir barınak inşa etmenin çözüm olmadığını görüyoruz. Yani bunun 3 tane yolu var. Biz bu yolda ilerleyip barınağa gideceğiz. Birincisi tabii ki kısırlaştırma. İkincisi kontrol altına alma, sahiplendirme ve üçüncüsü barınaktır. Şimdi hem hayvanseverler bize sıkıntı yaratıyor. An itibaren hem hayvanlara daha az toleranslı olanlar diyeyim. Şimdi kişiler şikayet ediyor. İşte sokağa çıkamıyoruz, saldırıyor bize vesaire. Biz de gidiyoruz, oradan alıyoruz, başka bir yere götürüyoruz köpeği. Buradan aldınız köpeği, bağırmalar, çağırmalar. Ya yani biz buradan almadık. Yani o insan şikayet ediyor ve Taşkınköy'de bazı ölümler oldu bu hayvanlarla ilgili. Zehirlensin mi bu hayvanlar? Bırakalım orada yani. Çünkü şikayet eden 1, 2, 3, 4. de kendi çözümünü buluyor maalesef. O çözümünü bulmadan biz de sadece 3 hayvanı aldık. İkisini barınağa, birini başka bir alana naklettik. Yemediğim hakaret kalmadı vesaire. Yani bu değil yani hayat. Onu ifade edeyim. Biz barınakla ilgili planı yapana kadar palyatif tedbirlere devam edeceğiz. Evet. Bir yığın soru var muhakkak. Sayın Başkan. Yani 4 saat program yapsak giderik ama. Giderik. Ben Hüseyin Tehlcioğlu diyor. Evet. Hamitköy'de oturuyorum. Başkan yolların tamir edileceğini söyledi. Evet. Sadece giriş kısımları onarıldı. Cemsa Apartmanları arka kısmında oturuyoruz. Cemsa Apartmanları arka kısmı çok ciddi bir sıkıntıdır. Onu ifade edeyim. Şirket de batmıştır. Orada kanalizasyon sıkıntısı var. Onu da soruyoruz. Yağım suları akar. Çok kötü bir durum var. Yani bir şey söyleyeyim. Bir müteahhit çıkıyor, ucuz ev satıyor. Bakın ülkemizdeki en büyük sıkıntı. En büyük sıkıntı. Hiçbir altyapısını tamamlamıyor ve bu müteahhit batıyor. Şimdi geldiğimiz noktada bizim oraya bir pompa istasyonu kurmam lazım. Çünkü Cemsa ile mevcut kanalizasyon hattı arasında ciddi bir mesafe var. Bir pompa istasyonuyla onu başka bir yere basmam lazım. Oradaki kanalizasyon problemini. Bunun bir maliyeti var. Ciddi bir maliyeti var bu. Bunu oradaki ev sahipleri ödemez. Yani çünkü ev sahipliği değil genelde kiracıdır. Devlet ödesin. Bilmem. Devletin yasalarında var 95'te çıkarttığı yasada kanalizasyon altyapısına katkı sağlar diyor. Nerede o katkı? Kim gördü bu katkıyı acaba bir günden bir güne? TC Yardım Heyeti de kanalizasyon projelerine maalesef bu aralar kaynak aktarmıyor. Ben Cem sahipleriyle ilgili 2 tane ciddi proje hazırlattım. Yani problemi çok yakinen takip ediyoruz. O bölgede evet altyapı olmadan asfalt dökmek de istemiyorum. Yani daha sonra kanalizasyon geçireceksin, su altyapısını geçireceksin, tekrar kazacaksın bölgeyi.
boşa atacağı yarım milyon olacak. Yani böyle bir lüksü yok bu belediyenin. Ama başka yerde altyapısını geçirdiğimiz bölgelerde Hamitköy'de ciddi tadilatlar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Evet. Bir yığın soru var. Tabii ki mesela kanalizasyondan sıkıntısı olan insanların yanında. Hı hı. Örneğin bir arkadaşımız sorar, der ki Londra'da arabanız çukura düştüğünde arabaya gelen zararı size öderler. Doğrudur öderler. Ben zaten Londra'da bazen parasız kaldığımda sürerdim arabamı çukurların içine falan. Yok öyle bir şey ama yapanlar var. Bunu suistimal edenler var. Şimdi mesela çok acı bir şekilde size söyleyeyim. Altınbaş petrolün önünde iki rims kaybettim. Ön iki rimsim kaybedilmiştir. Şimdi bu kimin sorumluluğudur? Ben gidip seyri seferimi, şimdi siz biraz önce söylediniz, ben toplamam vergisini sanayi bölgesinin, ne için gideyim hizmet vereyim? Ben de tekerleklerim parçalandı, ne ödeyim sağ seyri seferi ey devlet KPTC? Yani şudur, Mustafa doğrudur. Mustafa versin. Başım ne olur devletim şimdi. Şimdi ortak sorumluluk taşırız şaka tabii ki. Tabii ya ki. Ortak sorumluluk taşırız tabii ki. Yani bu... O bölgede hem devlet su işlerinin kazıları olduğu, hem kanalizasyon kazıları olduğu, o bahsettiğin spesifik bölgede ciddi bir problem yaşattık insanlara. Yani aşağı yukarı 7 ay çok ciddi problem yaşadı insanlar. Yağmurlardan çökmeler olduğu vesairesi olduğu. Onu yapma sebebimizi de anlatmam lazım ama. Yani maalesef sanayiden gelen, altyapısı zamanında sanayi tarafından yapılmış kanalizasyon, ve zamanında yine devlet sosyal konut idaresi tarafından altyapısı mundar edilmiş olan ve yapılmış olan Taşkınköy sosyal konutlarındaki kanalizasyon sistemi birbirine karışıyordu ve evlerin içinden lağım suları akıyordu. Evet. Bunu önleyebilmek için ciddi ve radikal bir şekilde oraya girmek zorundaydık. Maalesef işlerde beklediğimiz gibi gitmedi. Onun da altını çizmekte fayda var. Özellikle kanalizasyon kazılarında iki kere kameralı görüntüde oluşan çökmelerin giderilmesi ciddi bir sıkıntı aldı. Ve en sonunda geçtiğimiz iki hafta önce tamamlayabildik hattı ve asfaltı dökebildik oraya. Ama yine aynı bölgeyle ilgili çok fena şikayetler var. Özellikle Taşkınköy bölgesiyle ilgili. Muhakkak bilginiz vardır değil mi bunlardan? Tabii. Yani mesela Taşkınköy bölgesinde kaldırım kalmadı. Olanları araba kamyon park yeri oldu. Rogar kanalizasyon kapakları çalındı. Niye çalarlar kapağı? Rogar kanalizasyon kapağı çalındı bilgisine. Hayır değilim onu söyleyeyim. Öyle bir bilgi var burada. Öyle olsaydı çoktan... Çöp konteynerleri kırık, çöpleri yerlerde 6 ayda bir tek süpürgeci gelirmiş Taşkınköy'e. Böyle bir anladığım kadarıyla şikayetler var. Yok, yanlıştır. Evet. Net söyleyeyim yani bu bilgi yanlıştır. Yani kırılmış çöp konteyneri Taşkınköy'de eğer tespit varsa biz de dolaşıyoruz. Bunu değişelim. Tek tük mutlaka vardır şehrin içerisinde bunlar. Bunlara da müdahale ediyoruz ama çalınmış logar kapağı... olsaydı çoktan yuh dediklerimiz. Bütün bunlara rağmen çünkü havuz çöp şişe kırıkları dolu, apartman bölgesinde kaçak gaz depolama alanı oluştu. Ben diyorum bütün bunlara rağmen Sayın Başkan'a güvenim tamdır. Onun için en büyük sıkıntı budur değil mi? Sizden beklentiler biraz yüksektir. Yok yani normal. Ben aynı şeyi Sayın Akıncı için de düşünüyorum. Bugün onu yazdım. Beklentiler çok yüksektir Sayın Akıncı'dan. Sadece bizim tarafta değil güneyde bile. Yani Erat Okozaku Markulli eski Dışişleri Bakanı aday olsa Akıncı'ya oy verecek. O kadar bir Facebook'ta paylaşımlar var. Çok da şahsi dostudur tabii ki. Tanışırlar. Evet. Ama sizden de aynıdır beklentileri. Muhakkak çünkü tabii. Memleket hiç iyi idare edilmedi. Yani belediye başkanı çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim sizden. Yani, aktif siyasettedir şu anda bir belediye başkanıyla ilgili. Başka bir kentte de olabilir. Hangi kenttedir söylemem ama ilaçlama şirketi var bu belediye başkanının. Yani banayyalar bizi korusun artık. dolayısıyla sizden beklentiler farklıdır. Ya ben şunu söyleyeyim. Tabii ki iyi idare edecek bu şehri. Tabii ki istihdam yapmıyoruz. Tabii ki bazı önlem tedbirleri alıyoruz ama şunu söyleyeyim. Ben Lefkoşa'nın 20 yılda geldiği bu noktada kaldırım eksikliğini 4 yılda tamamlayacağımı söylersem gerçekten yani yalan söylerim insanlara. Ben böyle bir şey söyleyemem. Ama giderici tedbirlerle ilgili çok ciddi çalışıyoruz. Ve yani... Farkındayız yani bunun. Herkes de farkında. Gelen mesajlarında muhakkak, var. Muhakkak. Yani şunu Hamitköy'de, söyleyeyim. Hamitköy'de... Buyur. Şunu söyleyeyim. Özellikle Taşkınköy'ün bir kısmında Kemal Aksay'sa konu. Evet. Kemal Aksay'da doğrudur. Tüpürgeci gitmez.
Kemal Aksay Caddesi'ne. Çünkü orada inşaat sürer. Neyi süpürecek adam? Yani yolu yolda bir senedir kazı var. Biz evet. Kemal Aksay problemini ortadan kaldıracağız. Onu söyleyeyim. Kemal Aksay, Şehit Ecevit Yusuf Caddesi problemi 2016'da hayatımızda olmayacak. Evet. O zaman çok daha iyi bir noktaya gidebiliriz. Evet, devlet basım evi arkasındaki ve araç kayıt dairesi evet. arasındaki önünü yol. Yaptık devlet basım evinin 20 arkasındaki. 20 senedir yapılmadı ama orası. Tamam, bu evet. ihalemizin kapsamındadır. Hamitköy'de bir duvar yıkılmış. Evet. Müteahhidin yaptığı doğru. duvar yıkılmış. Onun sorumluluğu kime aittir? Kimin yapması lazım onu tekrar? Müteahhit. Müteahhit yapması lazım. Biz de müteahhiti yaptırtmakla ilgili her türlü girişimi yapıyoruz. O tarihten itibaren evet. kaymakamla beraber. Evet. Sanayi bölgesini sorduk. Evet. Sivrisinekleri sorduk. Tankerler bile artık evet. arıtılmış su satıyor. Evet. Lefkoşa Türk Belediyesi bize ne zaman arıtılmış su temin edecek? Normal suyla ilgili sıkıntılarımız var. Önce onu söyleyeyim ben. Evet. Yani bir dönem biz ciddi bir sıkıntı yaşadık yani suyla ilgili. Belediye bize temiz sağlıklı su temin etsin. Bizden maliyetinin farkını istesin. Herkes yoktur böyle olsun. Bir dünya. Yani evet. şunu söyleyeyim. Yani biz sadece Lefke'de kalan bir kaynak var. Temiz suyla ilgili olarak yani bizim onu özel olarak kuyu açıp buraya pompalama maliyetimizi şu an yapamayız. Evet. Ama TC'den gelecek olan su meselesi var. Onun da maliyetiyle ilgili süren tartışmaları herkes biliyor evet. zaten. Arıtılmış suyla ilgili olarak şunu söyleyeyim. Yani biz bu servisi verebilmemiz için aşağı yukarı 20 tanker daha almamız lazım. Bizim şu an 2 tane tankerimiz var. Yani biz Lefkoşa'ya su dağıtamayız bu tankerlerden. Yani eğer o arıtılmış su, küçük kaymaklıda bir çalışmamız olacak arıtılmış suyla ilgili olarak bunu dağıtacağız ama belli bir lokasyona verilebilecek bu. Bütün Lefkoşa'yı besleyebilecek bir hazne yoktur şu an. O yüzden Güzelyurt'tan gelen suyun kaçaklarıyla ilgili olarak Su İşleri Dairesi'nin ciddi çalışma yapması lazım. Yeni kuyu açılmasıyla ilgili olarak 3-4 kere resmi taleplerimiz ve yazılarımız var. Bunun Lefkoşa'ya sağlanmasıyla ilgili olarak. Bunun devlet tarafından ciddiyetle ele alınması lazım. Evet. evet. Bir arkadaşımız diyor ki, Cemal Bulutoğulları döneminde belediye Hı-hı. hapishane ormanı yanında sanayi arazisi başlattı. Evet. 5000 isterlin civarında peşinat ödedik. İnsanlara sattılar. 100 isterlin ayda aylık ödemeye başladık. Bir sene içinde araziyi teslim alacaktık. Üstünden yıllar geçti. Belediyeye ait olmayan araziyi sattı. İnsanlara. Arazi belediyenin değildi yani. Değil. Yani şöyle bir şey. Bu konuyla ilgili olarak da. Bu kişisel bir sorun oldu artık. Maalesef bir şey söyleyeyim size. Belediye meclisinde kararı var ama. Bakın. Hiç kimse. Ha. O dönemde. Benim elim beyaz demesin. Hiç kimse. Biz dahil yani kimse. Evet. Bak aracılara ödenen hava paralarından bahsetsin insanlar. Bu arazileri almak için mesela. Yani X şahıs devredeydi düşünün. Siz o adama para öderdiniz. O adam da dedi tamam 5 bin isterdir. 1000 ama sizin ödediğiniz para belki de 25-30 bindi. Bana bunu alan arkadaşlar anlattı zamanında. Maliye Bakanlığı. Ve sanayi ile sorumlu Ekonomi Bakanlığı'na benim 4 tane yazım var bu konuyla ilgili. Diyorum ki bize ilk bölümle ilgili olarak yani hiç problemi olmayan Kutlay Bey döneminde yapılmış bölgeyle ilgili olarak ve Cemal Bey'in bitirdiği bölgeyle ilgili olarak altyapı paramızı verin. Çünkü siz teslim aldınız. Aşağı yukarı 600 bin 700 bin isterlinden bahsediyoruz. Diğeriyle ilgili olarak bu sorunu çözün. Çünkü size aittir gene arazi. Yani bu dağıttığı arazi size aittir. Bu sorunu da çözün. Bir kısmını çözdüklerini biliyorum. Onu söyleyeyim. Problemsiz olanlar ama bazılarında ciddi bir mülkiyet sıkıntısı var. Evet. Avrupa Birliği'nin Lefkoşa Türk Belediyesi'ne katkısı söz konusu mudur? Yani bakın Avrupa Birliği meselesinde bizim yaşadığımız en büyük dezavantaj şudur. Güney Lefkoşa ya da Güney Kıbrıs'taki belediyeler Avrupa Birliği'nin yapısal fonlarından yararlanabiliyorlar. Bu demin bahsettiğimiz o güzel bisiklet yolcukları var ya, bunları Avrupa Birliği'nin yapısal fonlarından alıyorlar. Bunlar da üye ülke devletlerine ait fonlardır. Evet. Bize ayırdıkları 28 milyon eurodur 2016'da. Bize dediğim 28 belediyeye. Evet. Yani 28'ine eşit dağıtsan 1 milyon eurodur. TC Yardım Heyeti'nin bir yılda verdiğinin
üçte biridir bu rakam. Bununla ne bisiklet yolu yaparsınız ne başka bir şey. Ama şunu yapıyor bize, onu söyleyeyim. Saraydaki, Hasboğat'taki eski tesiste peynir altı sularının ve mezbaha atıklarının işlenebileceği bir tesisle ilgili ne güzel uzlaşımız var. Aynı zamanda kanalizasyonun ana taşıyıcı hattıyla ilgili Gönyeli Belediyesi'nin de içinde olduğu bir süreç evet. var. Bu ikisinden yardım alıyoruz. Elektrik borcu hikayesi nedir? Hasbolat dediniz, o lağım tesislerinin. İki tane tesis var orada. Nelerler? Arıtma tesisi. Arıtma tesisi. Lağım tesisi demezler ona yani. Ya o eskide kaldı. İki tesis var orada. Biri eski, biri yeni tesis. Yeni tesisle ilgili bir sıkıntımız yok. Yani hem elektrikle ilgili hem işletmeyle ilgili. Ve bizim kanalizasyon atıkları yeni tesise gider. Evet. Eski tesise gidenler devletin sorumluluğunda olan, işte bu peynir altı sularının, mezbaha atıklarının giderler insanlar, boca ederler onun içine. Yıllardır bu böyle devam eder. 15 milyona yakın elektrik borcu var. Zamanındaymış, Lefkoşa Türk Belediyesi'ne aittir o elektrik sayacı. O yüzden geldi Kıptek kesti, 10 ay önce de kestiydi. Ben 10 ay önce de aynısını yaptıydım. Ödemeyeceğim bu borcu. Bu borç hepimizin borcudur. Devletin sorumluluğu vardır. 28 belediyenin tümünün sorumluluğu vardır. Çünkü hepsi gelir boca eder. Evet. Onun içine ne oldu bilir misiniz? Biz yaptıramadık ama kim yaptırdı bilirsiniz? Geçen defa elektriği kim açtırttı? Özel sektör. Çünkü özel sektör üreticileridir. Girip oraya boca eden atıkları biz şu anda kapattık ve almıyoruz. Madem elektriği kestiniz hiçbir şey almıyorum. Bunun sorumluları Çevre Bakanlığı'dır, gelecekler buraya ilgilenecekler. Bunun sorumluluğu Başbakanlığı'dır, gelecekler buraya ilgilenecekler. Çünkü biz tek bir araç dahi sokmayacağız o tesise evet. böyle olursa. Ve asla da ödemeyecek bu parayı yani bunu unutmasınlar. Evet. Diğer bütün borçlarımıza sadığız. Bütün yapılandırdığımız borçları zamanında ödüyoruz vesaire. İsmet Bey'le de konuştum. Bizim derdimiz Lefkoşa Türk Belediyesi'yle değil dedi. Bizim derdimiz dedi devletin bu konuya el atmamasıdır dedi. Amenna dedik ama umarım bir an evvel bir hal çaresine bakılır. Geçen defa Sayın Recep Tayyip Erdoğan gelmeden önce kestilerdi. Ben de dediydim ki mektup yazdıydım hükümetin ilgili konularına. Bakın dedim yani biz dedim bu konuyu yapılandırmayacak ama. Yani 20 Temmuz'da da gelecek TC Başbakanı yani koku moku da çıkabilir yani dikkat edin. Çünkü bunu koklasın bağlayacaksanız adam. Bakın bağlayın. Evet çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. Hemen soruları tümünü sorduk. Yani işte Taşkınköy bölgesi, sanayi bölgesi, sivrisinekler, yollar, bisiklet yolları, BMX parkı. Şunu söyleyeyim. Evet. Yani... Ve tabii ki bütçe meselesi. Tabii ki yani onu çok konuşamadık belki ama yani ilk 3 aylık dönemde kesin raporları arkadaşlara ilettik. Yani 18 milyona 17 milyondur gelir gider dengemiz. Ama tabii ki sosyal... 18 gelir 17 gider. 17 gider. Şu anda belediye açısından evet maaşları ödemekte bir sorun yok. Tabii ki yatırımlarla ilgili sorunumuz var ama bu belediye şunu fark etti bu bir yıl içerisinde. Bu sorunlarla bile yapabileceği işler var. Çünkü iyi bir insan potansiyeli var, iyi bir döngüsü var belediyenin. Ve biz iyi niyetle çalışacağız. Projelerimizin birçoğunu hayata geçirebilmek için uğraşacağız. İnsanımız haklıdır, beklentilerde de haklıdırlar. Biz bunları sabırla dinleyeceğiz ve sabırla yanıt vermeye evet. çalışacağız. Çünkü başka türlü kolay gelsin. Çıkabilecek bir durum yok yani. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Evet. Kıbrıs sorununda konuşacaktık bir miktar ama başka defa onlara. Başka defa. Başka defa. Evet. Sayın Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı konuğumuzdu. Reklam arası veriyoruz. Haberlerde tekrar birlikteyiz. Ayrılmayın. Kuzey Kıbrıs Türksel, Kıbrıs'ta bugünü sundu.